Hocam evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu zorlu süreçte gerçekten bu yükü sizden taşıdınız. Sağlık çalışanlarımız taşıdı. 7/24 çalıştınız, hala da çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet, hala çalışıyoruz. Evet. Bizler evlerimizde kendimizi karantinaya alırken sizler burada hastalarımızla gece gündüz bir aradaydınız. Belki pozitif hastalarımız vardı çoğunlukta. Tabii pandemi hastanesi olduğu için Avrasya Hastanesi'nde yoğun bakımda biraz yoğunluklar yaşandı. Bu süreci biraz, size biraz atlatır mısınız? Tabii şimdi yani bu salgının başlaması ya da yaklaşık ayın işte ilk vaka biliyorsunuz ayın Mart ayının 11-12'siydi sanırım. Yaklaşık yani işte bir hafta 10 gün sonra artık patlak verdi tamamen İstanbul'da. Bizim hastanede pandemi hastanesi olarak kabul edildi. Ve inanılmaz bir hasta yığılması olduğu dönem. Yaklaşık böyle Mart'ın sonları, Nisan'ın başları ki o dönemler hakikaten yoğundu. Biz de yetişemedik. Bütün devlet hastanelerinde neredeyse bir yığılma oldu. Yani biz bir katı tamamen pandemi servisi olarak aldık. Bir yoğun bakım bir bölümü tamamen pandemi bölümü olarak aldık. İşte kardiyolojinin yoğun bakımını normal hasta yoğun bakımına çevirdik. Diğer genel yoğun bakımı pandemi yoğun bakımı yaptık. Acil çok sıkı çalıştı. Yani bizim hem acil doktorlar olsun, burada göğüs doktorlarımız, dahiliye doktorlarımız, işte yoğun bakım doktorlarımız işte canla başla çalıştılar. Bayağı da üstesinden gelindi. Yani tedavi sonuçlarımız falan da genel olarak iyi. Yani tabii yoğun, yani servisten yoğun bakıma giden oldu. Yoğun bakıma gidip de kaybettiğimiz hastalarımız da oldu maalesef tabii. Ama genel olarak baktığımız zaman yani bu işin üstesinden geldiğimizi düşünüyorum hastane olarak. Çok özverili ve yoğun bir çalışma dönemi oldu. Genel olarak da Türkiye açısından da baktığımız zaman yani sonuç iyi gözüküyor. Diğer ülkelere baktığımız oranla ölüm oranları olsun şey oranları biraz daha düşük. Türkiye biraz daha düşük gözüküyor. Evet, daha önlemleri aldık. Bazı ülkeler işte önlem almadılar. İşte sürü bağışıklığı olsun işte ondan sonra olsun dediler ama işin tabii ciddiyetini anlayınca onlar da işte biraz pişman oldular. Aslında biz de ilk başta aslında biraz bu işin yani böyle %1,5-2 ölüm oranları gibi olacağını düşünüyorduk ilk başlangıçta. Daha sonradan da anlaşıldı ki böyle değil. Bu ölüm oranları %7-8'lere, %10'lara çıkan ülkeler oldu. Mesela İtalya, İspanya falan. Şu an yüksek oran. 3500. Yani işte şey Türkiye'de de işte %4'lerde, 5'lerde falan gibi gözüküyor. Yani işte böyle masum bir hastalık değil hakikaten. Yani tabii bu ölüm oranlarının yani daha sonra belki istatistikleri çıkacak. Neye bağlı, hangi durumlarda daha fazla olduğu. Şu anda çok belirgin bir şey yok. Yani belli bir yaşın üstünde olanlarda daha hani sık gözüktü. Ölüm oranları işte tansiyon hastası, kalp hastası olanlarda biraz daha kuva hastası olanlarda biraz daha ağır seyretti. Ama işte dediğim gibi başka etkenler de var muhtemelen. İşte burada virüs yükü denen bir olay var. Yani eğer çok yüklü miktarda virüs aldıysa onlar mesela biraz daha ağır seyretmiş olabilir. Ama yani genel olarak bu işin üstesinden gelindi gibi. Tabii bu hastalığı aslında yenmek için esas şey evde kal dediğimiz olay yayılmasını engellemek. Yani aslında bir iki ay boyunca mesela hiç mesela dışarı çıkılmasa, hiç iki ay boyunca bir yere bulaşılmasa bu hastalık kendinden yok olup gidecek. Çünkü diyelim ki sana ya da bana bulaştı. Bizim vücudumuz ondan işte diyelim ki savaştı. Onu bir şekilde sonra yok ediyoruz. Yok olup gidiyor. Eğer biz bunu yaymazsak etrafa, virüs de kendiliğinden yok olup gidecek. Yani işte evde kaldaki mantık aslında bu. Yani amaç yayılmayı engellemek. Evet. Yayılmayı engellediği zaman virüsü tamamen ortadan yok edemiyorsun. Aslında Çin bunu bir şekilde yaptı. 2 ay neredeyse herkesi silah zoruyla içeride tuttular. Evet. Nasıl oldu? 2 ay sonra baktığında virüs yok oldu. Yok olup gitti yani. Eğer dışarıdan tekrar bir yerden, yurt dışından bir geliş olmaz ise virüsü tamamen durdurdular gibi. Yani Türkiye'de de aslında buna yakın gitti. Ama biraz işte gevşemeler falan var. İnşallah bakalım tekrar bir yayılma olmaz. Eğer bu yayılmayı bu şekilde durdurduysak bir sıkıntı olmayabilir ama durduramadıysak, eğer durmaz ise bu tekrar bir ikinci bir
atak gibi durumlar olma ihtimalleri var. İşte onları da bizim bilim kurulları falan artık karar veriyorlar. Onlar ne diyorsa biz de onlara uyuyoruz. Tabii Ali Rıza Hocam, burada COVID-19'u taşıyan da bir mesela sıkıntı olmuyor ama bulaştırıcı da büyük sıkıntı. Esas bir problem bulaşıcı. Yani onun için çocuklar mesela çıkması yok. En evet. Çok mesela bulaşan çocuklar. Kendilerine hiçbir şey olmuyor belki ama işte bulaştırıyorlar. Bulaştırıcı kişilerde... Şu zaman da bunu gördük. Sağlık çalışanımızın birine bulaştırdılar. Sağlık çalışanımız hayatını kaybetti ama taşıyıcı... Ya, tabii zaten problem orada zaten. Tabii. Yani bu virüsün belki de en büyük etkisi, iki tane büyük etkisi var. Bir, taşıyıcılık yayılma hızı yüksek diğer virüslere göre. Bir o bir problem. Bir de ikincisi de işte bazen akciğere hani yerleştiği zaman bazı kişilerde işte yani tam sebebi tam kesin değil ama işte virüs yükünün miktarı, bağışıklık sisteminin durumu, işte ilave hastalıklar, yaş gibi faktörlerden dolayı bazı kişilerde maalesef işte ölüm oranları yüksek oldu. Ama gençlerde, çocuklarda yani çok nadir var belki ama çok nadir ölüm oranları. Yani bu hastalık hakikaten ciddi bir hastalık gibi gözüktü. İlk başta hazırlıksız yapılan. Yani aslında biliniyordu bu ama biraz hazırlıksız oldu gibi. Yani virüs vardı, Avrupa SARS virüsü vardı. İşte SARS'ı mesela o dönem kesildi ama bu da SARS virüsü aslında. Yani korona dediğimiz SARS da eskiden korona virüsü. Bu SARS'ın yani COVID-2 dediğimiz, COVID-2 SARS diye geçiyor bu virüs zaten. Yani bu ciddi bir hastalık oldu, o sonradan anlaşıldı. Yani dikkat etmek lazım mümkün olduğu kadar. Özellikle belirli bir yaş grubu ve ileri bir yaş grubu, ilave hastalığı olanların. Bir de işte virüs yükü dediğimiz, yani mesela karşıdaki COVID'li bir hastanın bir hapşırması ya da öksürmesi, o anda siz onu ihlal ederseniz, çünkü o direkt akciğerlere yerleşiyor, çok hızlı bir şekilde yerleşebiliyor ve ağır, bu tür kişilerde biraz daha ağır seyredebiliyor. Mesela diyelim ki ama elinden bulaştı, sadece küçük bir miktar bulaştı, bunu vücudumuz bir şekilde savaşarak hastalığı yayılmadan bile, daha akciğerlere belki inmeden bile yok edebiliyor. Yani o yani burada bulaşın şeyi de önemli. Onun için işte maske takması, işte eldiven, el yıkama falan gibi şeyler, özellikle maske son derece önemli. Yani maske aslında şu anda takılan maskelerin çoğu bize virüsün bulaşmasından ziyade bizim başkalarına yaymamızı engelliyor. Yok, evet, bulaştırmayı engellemesi açısından maske önemli. Bakalım inşallah böyle böyle giderse ekranları iyi. Ekranları başındaki izleyenlerimiz demesin hani neden maskenizi takmadınız? Bizler de maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz. Tabii maske neden takmak lazım. El yıkama, işte mesafe ve maske önemli. Sosyal mesafe önemli yani. Maske önemli. Maske çünkü özellikle çünkü biliyorsun bu damlacık yolu en azından o maske o yayılımı oldukça o ileri bir şekilde engelliyor yani. Tabii Ramazan ayının içerisinde olmamız, işte Covid günlerini yaşıyoruz, korona günlerini yaşıyoruz Ali Rıza Hocam. Tabii bununla birlikte kalp rahatsızlığı olan hastalarımız var. Evet. Biraz kalp hastaları bu yönde biraz şanssızlıklar olmuş olabilir. Yani şöyle oldu. Tabii işte izolasyon dönemi oldu. Hastanenin gidip gelen hastanenin çoğu Covid hastanesi oldu. Pandemi hastanesi oldu. Bu arada kalp hastaları biraz olumsuz etkilenmiş olabilir. Yani özellikle kontrollere gelecek hastalarımız, ameliyat ettiğimiz hastalar, stent takılan hastalar kontrollere mesela gelemediler. Tansiyon hastaları kontrollere gelemediler. Ama telefonlarla en azından onları bu şekilde tabii ulaştılar. Telefonlarla en azından bunları idare etmeye çalıştık. İşte kan sulandırıcı kullananlar, işte kan tahlili yaptırması gereken, iğne testi yaptırması gereken hastalarımız oldu. Özellikle kapak hastalarında. Onları bir miktar erteledik. Bir kısmı işte yaptırdı, telefonlarla görüştük. Yani biraz bir konfor kaybı oldu tabii kalp hastalarında. Onun dışında işte kalp hastalığı olup da COVID geçirenler biraz daha ağır seyretti maalesef. Hastalarımız da oldu. Tabii oldu. Onlar da mesela biraz daha yani hayatını kaybedenler oldu. Ama bir de tabii Ramazan geldi. İşte Ramazan'da da yani bir takım hastalarımız zaten biz çok tavsiye etmiyoruz. Mesela işte kalp hastalığı, kalp yetmezliği olanlar, kapak hastalığı olanlar, ciddi koroner kalp hastalığı olup işte hali problemleri devam edenlere zaten bize soruyorlar işte oruç tutar mı diye. Biz onlar büyük bir kısmına izin vermedik ama
İşte kalp hastalığı var ama kalp yetmezliği yok. Bypass yapılmış ama ilave işte uzun bir süre geçmiş, bir yıl geçmiş aradan. İlave bir şikayeti yok. Yani stent takılmış, aradan bir yıl geçmiş, ilave bir şikayeti yok. Bunlara hani izin verdik. Ama kalp yetmezliği olan, kapak hastalığı olan, çok ilaç kullanması gereken, şikayeti olan, yani kalp şikayeti olan, tansiyon problemi. İşte göğüs ağrısı olan. Mesela ameliyat olmuş ama aradan 5 yıl geçmiş, damarlar tekrar tıkanmış. Şikayetleri var. İşte ya da kalp yetmezliği gelişmiş, kriz geçirmiş, kalp yetmezliği olmuş. İşte nefes darlığı olan, göğüs ağrısı olan, işte ayaklarında şişlikler olan hastalara biz zaten bunlara çok izin vermiyoruz. Oruç tutmaslarına. Çünkü hakikaten risk artabiliyor. Özellikle kalp hastaları zaten, yani özellikle kalp yetmezliği olanlar çok ilaç kullanıyorlar. Kan sulandırıcı kullanıyorlar, işte idrar çöktürücü kullanıyorlar. Zaten yani bu tür uzun süre böyle 10 saat böyle susuz kalmak işte çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor bu tür hastalarda. Özellikle tansiyonu kontrol edemediğimiz hastalar, kontrolsüz tansiyon hastalarına da izin vermiyoruz. Çünkü bunların belli aralıklarla ilaç içmeleri gerekiyor, işte belli bir yerde su tüketmeleri gerekiyor. Onun için bu tür hastaların dikkat etmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi genel durumu iyi, ilave şikayeti yok. İşte kalp damarlarında işte stent takılmış, bypass olmuş, tansiyonu kontrol altına almış kişilere de belli bir ölçüde izin verdik. Evet, tabii kalp hastalarımız korona günlerinde evlerine geçirdiler. Evet. Evlerindeler, dışarıya çıkmamaları için tabii evet. Evde kalmış. Yani evet, yani bu da aslında hastalarımızda bir stres yarattı. Çoğu hastamızın tansiyonlarında yükselmeler oldu. Biraz sıkıntılar oldu o yönde. Kilo almalar oldu maalesef. Evet. Yani, ben her programda hassasiyetle üzerine durmuş. Yani ben bile aldım vallahi. Ben bile 2 kilo etmeme rağmen 2 kilo aldım. Yani çünkü ben düzenli spor yapıyordum. Evet. Şimdi sporu bıraktık maalesef. Sporu bırakınca ne kadar diyete dikkat ederseniz edin,